Oturduğum yerden kabarmaya başladım. Kabar kabar. Kremaların hepsini üstüme sürdüler. Kabarıklığımı daha da alayım diye. Dedim benim laktozsuz süt alerjim var. Onu gören müşteriler beni yalamaya bir başla. Ah selam. Orada mıydınız? Ben Berk Sevgi. Bu programda aynı benim gibi yapmadığı iş kalmamış, asla berrak kariyeri olmayan, kariyeri acabalarla dolu dostlarımı ağırlıyorum. Gerçekten her işin üstesinden gelmişler mi? Bunun izini sürüyorum. İlk defa benden duymuş olsalar bile soğukkanlı hikaye anlatıcıları olduklarından bizi kandırabilirler mi? İşte tüm bu acabaları sorularımla test ediyorum. Eğer sorularıma inandırıcı cevaplar verebilirlerse her bölümün sonunda ben akıllara zarar bir reklam filmi hazırlıyorum. Ancak sizi ikna etmeyi başaramazlarsa o eşsiz reklam filmini kendileri hazırlıyor. Acaba değil, TCL başlıyor. Şöyle çek. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, ben bu arada bir fıkra anlatacağım. Evet. Olacak. Ne olacak bakalım? Hikikomori terapisti. Evet. Bundan 2-3 yıl önce yani bir kere zaten bundan başlayacaktım ben de. Hı hı. Bunu telaffuz etmeyi bir kere nasıl öğrendin? Yani bu mesleğe nasıl merak saldın? Birinci sorum, telaffuzunu nasıl öğrendin zaten? Bu önce? Tabii ki yani söylemesi çok zor da olsa aslında kolay. Hikiko diyoruz hikiko. İlk önce. Önce hikiko diyoruz. Sonra mori diyoruz. Mori diyoruz. Hikikomori. Evet, hikikomori, hikikomori diyoruz. Bu şekilde ilk başta bir sene sadece bununla ilgili eğitim alıyoruz zaten. İlk sene bununla evet, geçiyor. İlk sene bununla geçiyor. O zaman bu işin bir okulu var demek ki. Yani tabii ben üniversitesi %30 burslu. Burslu hikikomori terapisi. Hikikomori yaptım. İkinci öğretim. Akşam. Akşam. Akşamüstü böyle. Üçüncü öğretim bu. Öyle daha mı iyi oluyor? Sabahla akşam arasında böyle ufak bir boşlukta orada girip böyle çıkıyorsun böyle. Hemen yemeği yiyip şöyle öyle. Bir bölüm. Yani öğle arasından hemen sonra akşamüstü birkaç saat girip takılıyorsun. Harika. Çok keyifli. Dört yıllık. Dört yıl. Bir de hazırlığı i̇lk var. İlk yılı zaten. Hazırlığı zaten hazırlığı ismini da var. Söylemek. Evet, evet. Üç yıl o zaman. Matematik hiç göstermediler o yüzden. Tamam. Kaç yıl gittiğimiz de. O da başka bir şeyin konusu olsun. Şimdi peki Metin'cim bir hikikomori terapistini tabii ki çok merak ediyoruz. Bilmeyenler de olabilir. Bir günü nasıl geçer? Sabah uyandın. Hikikomori terapisti olmak için önce sabah kalkıp esneme hareketlerini yapman gerekiyor. Hı. Ama böyle bunun şey faydası değil. Ne? Böyle esneme değil. Bayağı falan böyle bir esnemeden bahsediyorum. Bunun meslekle ilgisi tam olarak hani. Doğru söyleyebil diye ağzını açıyorsun. Önce pratik yapıyorsun. Evet. Hikikomori'yi doğru söyle diye ağzını rezil olma diye evet, anladım. Şey yapıyorsun. Sonra işte bir kendi benim yerim var. Danışanlarımı orada ağırlıyorum. Danışanlarınız var. Öyle var yani. Var. Ama ben bu işte tabii artık usta sayılabilecek dereceye geldiğim için öğlen 11 dedim mi kapatırım abi. Kapatıyorsun. Aynen tok, benim bu kadar. Tok terapist. Aynen. Yani öyle. Şey yok yani anladım. Açarım sabah 9'da açarım. 11 dedim mi benim bir arkadaşım kapatırım anlatmıştı. Abi. Abi benim kendi hikikomoricim var oradan şey yapıyorum. Evet 11 sıra, dedim mi kapatırım. Sıra vardır abi bizim zaten evet, dükkanın önünde. Aynen öyle. 11 tamam. Dedim mi kapatırım. Tamam evet şimdi hiç hatırladım. Hiç şeyim yok yani o konuda netiz. Dededen beri. Dededen. Dedeniz de mi hikikomori? Tabii bizim aile, aileden aile geliyor. Mesleği. Hikikomori terapisti adaylarına böyle motivasyon olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir soru. En çok bana gelen en çok sorulardan biridir bu. Bir hikikomor biz kendimiz öyle, öyle mi diyorsunuz? Öyle deriz. Tamam. Biz bir hikikomor her zaman kendine güvenmeli. Sonra karşısına dakine de güvenmeli. Ama üçüncü kişiye çok güvenmemeli. Memeli. Orada bir durmalı, orada set çekmeli. Orada bir durmalı. Mi? O zaman bunlar yöntemleriniz bunlar herhalde değil mi? Kullandığınız yöntemler tabii, mi bunlar? Tabii tabii. Üçüncü kişiye güvenmemeli ama dördüncü bir kişi olursa da güvenmeli. Kendine güven. Karşındakine güven. Üçüncüye güvenme. Dördüncüye güven. Dördüncüye güven. Beşinciye güvenme. Beşinciye öyle güvenme gidiyor. Şeklinde evet. Yani bunun
ayarını iyi tutturmak lazım. Anladım. Bir şaşırırsan asla iyi bir hikikomor olamaz. Peki bu hikikomorlar, o zaman böyle soralım madem öyle diyorsunuz. Hikikomorlar kendi aralarında bir birlikleri var mı? Mesela Malatya Hikikomorlar Derneği gibi. Var. Yani bunu böyle... Yozgat'ta. Yozgat'ta var. Çıkan. Orada kuruldu. Hikiler. Hikiler. Aynen. Hikiler ben. Hikikomor terapistlerinin rastladığınız tuhaf özellikleri var mı? Yani mesela gördüğünüz zaman şey diyor musunuz? Ya bu adam kesin... Hikikomor mesela kalabalık. Kafede oturan birini gördünüz. Bak evet hikikomor bu adam demek ki falan gibi. Şöyle, özellikleri nelerdir? Kulak memeleri bir tık daha sarkık olur. Mesela? Hikikomorların. Sebep? Bunun sebebi yok aslında. Yani var ama bunu tabii burada söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. Hikikomorlar başlarken bir şunu yapar abi. Rahatlamak için. Al. Bir şunun bir... Çünkü danışanda da o kıvamı bulmak için hep bu kıvamı kulak ararız. Kulak memesi kıvamında evet, dediğimiz. Evet. Sende de mesela bir hiki kulağı var. Yapabilir miyim diyorsunuz? Yani tabii neden olmasın. Vallahi. Yazdıralım seni de bizim okula. Gel akşamüstü. Hikikomorilerin tedavi süreçleri var ve bu çok ciddi bir süreç. Burada kullandığınız etkili yöntemlerden böyle birkaçını paylaşabilir misiniz? Yani ben bununla ilgili... Hastanız geldi. TV'de... 6 ders verdim zaten. Açık bir öğretim TV'de. Bir bölüm silmişti hocam. Ben baktım evet, dördüncü evet, bölüm yok. O dördüncü bölüm niye yok. Yok acaba? O şey kurguda bir şey olmuş. Bir şey olmuş silmişiz. O çok önemli dediydi çünkü. Önce danışanı güzelce bir yatırırız biz. O kıvama gelirse, o kulak memesi kıvamına herkes gelirse. Siz böyle birini yatırıp orasına burasına o zaman. Asla orasına burasına değil. Estağfurullah. Direkt belli noktalar var. Tamam. O noktalara yapılan. Mesela sen geldin. Geldim. Önce şapkayı çıkartırız. Sonra tamam. Seni bir uzatırız. Beni yağlayın. Seni şöyle güzel o aromalı bir yağlarımız var. Sonra bakarız. Senin de. Sonra böyle kağıda sarıp fırına falan evet. Gibi bir yöntemimiz bu. Ben şu an atıyorum. Hani öyle spada bir... nasıl sıcak taşlar varsa bizde de sıcak başka şeyler var. Sıcak bir şeyler var. Hı-hı. Onlarla bu şekilde tedavi süreci. Tedavi süreci başlıyor. Anladım. Bu daha hiç... ilk. Anladım. Bir de yani, düşün yani. Bu söylediğimiz yöntem hiçbir faydası olmayacak bir şey aslında ama siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz. Yani şu an böyle anlatınca olmaz. Gelip senin bunu deneyimi tatman lazım. Anladım. Bu tedavi süreci neyse bu süreç. Tabii biz tabii cahil cahil konuşuyoruz. Evet biz, bu süreci gelmen lazım. Sana iki seans yazayım hemen istiyorsan. Ben onu... Ama tadı üçte çıkar bunun. üçte. Aynen. O zaman direkt üçü yazın. Üçten başla. Bir tane. Üçe kadar anca açılırsın. Hiki olmak çok zor. Hiki. İnanılmaz bir şey ya. Görmen lazım. Bütün mekanda oturan herkes laktozdan birbirine girdi. Laktozsuz süt müdahale ekibi. Evet. Sonra mandradan geldiler. Gerçekten. Laktozlu değil mi bu? Gün boyu terapi merkezinde danışanlarınıza yardımcı oluyorsunuz. Eve geldiğinizde yani eve iş getiriyor musunuz? Yani o böyle hani evde de yapıyor musunuz bunu ailenize karşı? Ya şöyle tabii bizim hikikomori terapistlerinin gecesi gündüzü olmaz. Evet. Gece her an her yerde. Dardayım her zaman, şeklinde. Evet. Yani benim acil bir hikikomoriye ihtiyacım var diyene biz. Çünkü biz. Siz o zaman nöbetçi hikikomori. Biz hiki yemini etmiş insanlarız. Hocam gelişen teknoloji ve yapay zeka sizce hikikomori dünyasına direkt bir etkisi var mı bunların yoksa hiç mi alakası yok? Biraz alakası var, biraz alakası yok. Şimdi bu nedir diyeceksin. Bu nedir? Ben de bilmiyorum. İşte hikikomori aslında bu kadar da belirsiz ama biraz aynı zamanda... Biraz öznel bir şey mi? Karmaşık ama aynı zamanda da öznel ve nesneldir. Nesneldir. Niceliğe ve niteliğe de bakar bakmaz. Bu o anki hikikomori'nin durumuna bağlıdır. Bildiğiniz bütün kavramları evet, da duymuş olduk bu arada. Güzel oldu. Hem objektiftir hem sübjektiftir. Evet. Peki hocam bu hikikomorluğun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani bu hikikomorlar dünyayı değiştiriyor abi ve hani değiştirmeye de devam edecek dediğiniz böyle bir özgüvenli bir durum var mı? Yoksa yok abi biz zaten bizim şeyimiz bellidir falan filan gibi mi? Değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan bir meslek grubu. Çok doğru. Çok doğru. Gelecekte varız. Ama böyle çok da yokuz yani. Yani bize kadar. Evet ara bize ara böyle hani
şey değil hani, her yerde olmayacağız. Anladım. Nerede buluruz sizi gelecekte? Şişli tarafına bir yer açmayı düşünüyoruz. Tamam. O Metaverse'dekini kapatıyor musun? Kapatıyoruz onu. O çok gelecek oldu. Biz Şişli tarafına açıp hani daha en azından merkezi bir yakın gelecek yani dediğimiz. Fikirtepe'de rezidansların altına hani kuralım. Belki oradan bir Metrobüse de yakın. Metrobüse yakın. Ulaşım bölgelerine yakın. Metrobüste çünkü çok hissedilen bir şey aslında bu. Tabii. Yani oradan çok danışanınız oluyordur. Tabii. Öyle bir metrobüste şey oluyordur. Her gün geliyor neredeyse. Her gün. Her gün. İki tane, üç tane ben metrobüsten çıktım ne yapayım diyen insan geliyor. Yanınıza koşa koşa geliyorlar demek. Koşa koşa mı geliyorlar bilmiyorum ama öyle geliyorlar. Ben gördüm. Metrobüste geldim deyip hani biz mesela arıyoruz. Nasıl geleyim? Metrobüste gelmeyin diyoruz. Çünkü hani bir seansa şey daha gelmek zorunda kalabilir diye. Ama o sizin işinize gelir aslında. Yani ama neyse onları. Evet. Sabah esnemediğin için. Maalesef. Ya. Benden de heye çıkmıyor hocam şu an. Hikikomor olmasaydım şu mesleği yapardım dediğiniz bir meslek var mı? Yine olsa yine hiki olurdum. Bu konuda da çok ciddiyizdir. Facebook'ta bununla ilgili 1 milyon kişi bulabiliriz diye bir sayfa açtık. Açtınız. Sonra ismini değiştirdiniz. Marmaris Sandviç Kulübü diye. Evet. Bulamadık çünkü 1 milyon kişiyi. Zor zaten. 100 kişide falan kaldık. Evet, sizi bulmak da zor hocam. Biraz onu hakikaten yani internette insanlar acaba sizi ararken nerelere gidiyorlar? Yani hikikomori acaba? Çok karıştıran oluyor. Değil mi? Size de geliyordur telefon. Evet evet. Tam size geliyordum hocam. İşte kendimi Ataşehir'de buldum. Gibi şeyler oluyor. Tarihsel bir geçmişi var mı bu mesleğin? Yani hikikler gibi mesela bir ulustan mı gelir? Ben şu an hani atıyorum tamamen hikikler, ama. Hikikler gibi bir. Daha önce söylemiştim işte hikiklenmek. Hikiklenmek. Bir grup insan mesela sen ve arkadaşların hikiklendikten sonra kendinize hikiklendik diyebilirsiniz. Ve bu sizi daha yücelten. Daha böyle hikikler gibi bir uygarlık gibi bir. Evet evet. Tarihsel çok kökeni olan bir çok şey. Dediğim gibi Yozgat'tan çıkıyor. Jules Caesar. Orada yazar, o taşta yazar. Evet evet. Evet. Yozgat'a hemen girişte sağda yazar. Geldim gördüm yendim. Zaten veni vidi vici hiki. Hocam benim bir arkadaşım var. Bana bir keresinde şey anlatmıştı. Böyle bir bölüme girmek istiyormuş. Ama hikik yazacağına hukuk yazdığı için hukuka gitmişti. Çok oluyor. Siz işte böyle karışıklıklar aslında zedeliyor mu bu mesleği yani? Yok, daha da yüceltiyor. Daha da yüceltiyor. Yani aileler mutlu. Yani zaten çocuk gidiyor diyor ki ben hikik olacağım. Ya babaların da buna karşı argümanları çok çirkin. Sonra çocuk gidip hukuk yazıyor. Evet. Ve da, şu anda herkes zaten hukuk yazıyor. Doldurmuş hukuk fakülteleri. Aynen. Ama işte dediğim gibi herkes hukuk yazarken sen hikik yazarsan hikikomori yazarsan sen kazanan sen olabilirsin. Olabilirsin. Peki bekliyoruz hocam. Bu harika mesajlarda. Ben derslere de girmeye başladım. Girmiyor muydunuz önceden? Yok, ben akademi tarafını biraz aksatmıştım. Anladım. Ama tabii başka bir sürü işiniz var bu arada. Evet yani. Evet, yani şimdi derslere başladım. Şimdi üniversitede. Bu pek gitar kursu gibi anlatıyorsunuz bunu ama biraz. Tabii tabii, yani böyle şey girdim yani kendi kendime derslere girmeye başladım. Anladım. Güzel geçiyor. Güzel. Öğrenciler meraklı. Yeni hikikolog arkadaşlar. Gittikçe mesleğim değişiyor ama. Değişken bir meslek zaten. Hikikomoriler. Evet. Yeni hikikomoriler çok meraklı. Genç çok, o zaman çok şeyler. Güzel genç hikikomoriler de yetişiyor diyelim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Bir mesaj olur, bir şey olur. Buradan tüm dünyaya. Ama buradan yani. Buradan. Tam buradan tüm dünyaya. Efendim, eğer sevgili Metin'in bu mesleği gerçekten yaptığına inanıyorsanız, inandım yazıp SMS atıyorsunuz herhangi bir numaraya. Biz onu oradan buluyoruz bir şekilde. Eğer Metin bence bu mesleği yapmamıştır, uyduruyordur şeklinde bir yaklaşımınız varsa da inanmadım yazıp yine SMS atıyorsunuz bir yerlere. Biz oradan sonuçları toparlıyoruz ve ona göre bir şeyler yapacağız şimdi. İzle İlham al ve yaşa. Korkusuz, tereddütsüz, acabasız. Tahmininiz doğru. Elbette TCL'den bahsediyor. İşte senin bu oyunu seviyorum Jamie. Evet sevgili izleyiciler, dünya devi ayağınıza geldi.
Peki farkında mısınız? Kaliteli filmleri seçmek için sağlam bir ölçütünüz var. Gözünüz! TCL C645 model televizyonlarla artık korku filmleri, komedi filmleri, maçlar, pembe diziler, türlü türlü oyunlar ve daha niceleri 4K kalitesiyle evinizin içinde yüzünüze yansıyor. Peki TCL QLED 4K televizyonun başka ne özellikleri mi var? Hazırsanız hemen onları da sayalım. Dolby Vision Atmos, HDR, 10 Plus, 120 Hz yenileme hızı ve 1 milyardan fazla renk tonunu ortaya çıkaran Quantum Dot teknolojisi var. Daha ne olsun, bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz dostum, inanılmaz. Reklam böyle yapılır. Peki yanına bir de hava temizleyici olsun mu? Ne dersin? Olsun tabii. Breva Pro 400 model hava temizleyici. Buranın havası bozuldu lanet olsun dediğiniz anlarda sizin ne olacak? Peki yaşlı büyük annem için bir de süpürge var mı? Evlerimizin bugünlerde sevimli bir ziyaretçisi var. Sıva 6500M model robot süpürge hem size hem de tüylü dostlarımıza en yakın arkadaş olmaya geliyor. Onlar çok tatlı dostum. Bu da süper oldu. Acaba bu reklam böyle devam mı edecek? Hayır, bizde acabalara yer yok. Reklam şimdi bitiyor. Hadi sloganımız gelsin o halde. Acaba değil, TCL.